Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir börek yaptım ki şu ana kadar denediklerimin içinde en iyisi diyebilirim. Şimdi hamurunu yaparak başlıyorum. Böreğim için yaş maya kullanıyorum. Bir paket yaş maya kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bir bardak ılık süt. Bir bardak da ılık su ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağım. Akını da içerisinde kullanıyorum. Mayanın erimesi için bunları bir karıştırıyorum. Bunu da ilave edip üzerine de tuzu ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı. Peynirli bir börek yapacağım arkadaşlar. Böreğin bütün malzemelerini hamurun içerisinde kullanacağım. Şimdi çörek otunu ve susamını ilave ediyorum. Peyniri, maydanozu, dereotunu da karıştırdım. Bunu da ilave ediyorum. Böreğinizin içerisinde lor peyniri veya başka ezilebilir, kolay ezilebilir bir peynir kullanabilirsiniz. Açarken zorlanmamak için. Bir çay bardağı sıvı yağ da ilave edip hamurumu güzelce toparlıyorum. Yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Hamuru önceden mayalandırmıyorum. Böreği yaptıktan sonra tepsi mayası yapacağım. Yumuşak bir hamur oldu. Beze haline getirdim. Yumuşaklığı da bu şekilde. Şimdi ilk bezemi açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne birazcık un ilave edip oklavam ile açacağım. Fazla kalın olmayacak şekilde açtım. Gördüğünüz gibi. Kalınlığı bu şekilde yani. Böreğimin içerisinde de tereyağı ve sıvı yağ kullanıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını ve sıvı yağını birlikte eritiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da tereyağı kullanıyorum. Bunları erittikten sonra bir fırça ile açtığım böreklik yufkanın içerisine serpiyorum. Fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Açtığım böreklik yufkanın kenarlarının düzgün olması için birer parmak içeriye katlıyorum. Daha sonra da rulo şeklinde sarıyorum. Çok pratik bir börek oluyor arkadaşlar. Bütün malzemeleri içinde kullandığım için fazla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Şimdi bir tane daha açıyorum. Açtıklarımın hepsini bir kenara alıyorum. Daha sonra tepsiye yerleştireceğim. Yumuşak bir hamur olduğu için açılması da çok kolay oluyor. Önceden hamurumuzu mayalandırmıyoruz. Sadece tepside mayalandıracağım. Yine tereyağından fırça ile sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Kenarlarını birer parmak katlıyorum. Kenarının düzgün olması için. Ve bu şekilde sarıyorum. Bu böreği gönül rahatlığıyla kahvaltıya veya misafirlerinize yapabilirsiniz. Çok güzel bir börek oldu. Yiyenlerden tam not aldı.
Gördüğünüz gibi içerisinde bolca çörek otu ve susam kullandım. Yine tereyağı sürüyorum bolca. Yapması da çok pratik oluyor. İç harcıyla uğraşmamıza gerek yok. Bütün malzemeleri hamuruna karıştırıyorum. Ve bu şekilde yapıyorum. Hepsini yaptım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kıvırıyorum ve tepsime yerleştireceğim. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerim hakkında sormak ve söylemek istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tepsime alıyorum. Önceden mayalandırmadığımız için tepsiye yerleştirince mutlaka tepsi mayası yapalım. Bir 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Tepsi mayası olduktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecelik fırınımda pişireceğim. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için kenara alıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayalanmış. Yakından bir göstereyim sizlere. Harika olmuş gerçekten. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürmeden içerisine çok az bir sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Süt de olabilir, sıvı yağ da olabilir. Burada havasını söndürmeden sürmeye özen gösterelim. Şimdi pişirmeye götürüyorum. Şu anda böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi yumuşaklığına bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok yumuşak oldu. Basıyorum ve tekrar aynı haline geliyor. Peynirler de içerisinde kızarmış gördüğünüz gibi. Çok yumuşak bir börek oldu. Şimdi iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Bakın kat kat oldu içi de. Kat kat ve tel tel oldu arkadaşlar. Bakın yumuşaklığına. Geri eski haline geliyor bastırdığım zaman. Yakından bir daha göstereyim sizlere. Ve burada videomun sonuna geldim. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.